Hanımefendiler, beyefendiler, Anno 1800'e hoş geldiniz. Ben Emre. İzmir'imizden sesleniyoruz efendim. İzmir'de şöyle güzel bir park yapmaya çalışıp ama umarım beğenirsiniz. Hatta şöyle bir parkın yanına inmeyelim mi be? İnelim değil mi abi? Ana, kara kaçan var lan burada. Ana. Anam, ne güzel şey bu. İleride de lama var usta. Hayırdır? Fazla yaklaşmayalım da şimdi bize tükürmesin bu. Burada da oğlum burası. Şimdi beyler şöyle acayip bir yere denk geldik. Burası da sanırım yanlış hatırlamıyorsam Anno'nun Fiesta DLC kozmetik paketi. Yanlış söylemiyorum umarım. Karıştırmış da olabilirim ama sanırım Fiesta'ydı bu. Bunu yeni edinme şansım oldu ve gerçekten de buraya bambaşka bir hava kattığını düşünüyorum. Çok şeker oldu, çok güzel oldu. Şurada ışıklar da olabilir. Oğlum papağan var lan ileride. Abi çok iyi ya. Ay iki tane papağan var. Niye iki tane papağan var burada? İç içe klonlanmış bu papağanlar. Burası bizim boks arenamız biliyorsunuz. 1800'lerde bıyıklar bu şekilde olduğu için bu abilerin bıyıklarını da bu şekilde çizmişler. Gerçekten güzel olmuş. Kaktüslerimiz burada. Şurada daha büyük kaktüslerimiz var. Başka efendime söyleyeyim. Şurası bizim hastanemiz biliyorsunuz. Şu tarafa doğru geçmek istiyorum ben. Burayı... Tamam, okey. Şu tarafa doğru geçtiğimde de görüyorsunuz. Aa, bunlar vurup şeker düşüyordu değil mi? Neydi bunun adı ya? Ay bunun adına bir şey diyorlardı bu şeyin. Adı aklıma gelmedi. Buna vuruyorlardı böyle. O harbi aklıma gelmedi. Dilimin ucunda var ya aklıma gelmedi. Valla hatırlayan varsa yazsın ya. Bir şeydi bunun adı ya. Yok gelmiyor aklıma ya. Ama çok güzel olmuş ya. Çok acayip mantıklı şeyler yapmışlar yani. Bu ne abi? Ana papağan orada duruyor. Ay gidiyor. Papağan gidiyor. Papağanlar çok iyi. Yavrum geleceğim, geleceğim. Siz ne istiyorsunuz lan benden? Hayır tabii ki ateşkes yapmayacağım. Şu an çünkü ben insanlarıma bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Bir dakika bırakın lan beni. Bir daha beyler aşağı inelim. Şurası sanırım yeni dünyadaki ışıklar. Yeni dünyada sokak lambaları yoktu hatırlarsanız. Onlar gelmiş gibi duruyor. Hatta şöyle bakalım mı hemen? Bakalım gelmiş mi gerçekten? Neredeydi lan orası? Lan. Oğlum ha iki tane çarşı yapmışım. Bak bir tane burada bir tane de burada. Aferin lan bana. Şuradan atak yediğimi düşünüyorum. Neredesin? Dur orayı akşam göstereceğim size beyler. Valla bizim çocuklar var ya. Hızını aldı gidiyor. Şu anlık gelirimiz gayet iyi. Rakamlarda bütçede 450 bine doğru gitti de. Şurayı bir akşam yapar mıyız ya? Şık. Evet abi aynen öyle. Akşam vakti görüyorsunuz. Burası da bu şekilde oluyor. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel olmuş ya. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu DLC paketini umarım hani bir yerden edinebiliyorsunuzdur, alabiliyorsunuzdur. Gerçekten oyuna farklı bir olay katmış. Genelde ben bunları Epic'ten alıyorum. Gerçekten uygun fiyatlı. Zaten ben Anno'yu da Epic üzerinden oynuyorum. Uygun fiyatlı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Efendime söyleyeyim. Şimdi gelelim gündüz vaktine buyursunlar. Şimdi kim ulan benim atak yapıyor hala burada? Oğlum buraya daha nasıl giriyorsunuz lan siz? Hayırdır? Sizi ben buraya sokmam oğlum. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Biz geçtiğimiz bölüm ne dedik? Burada tarlaları arttıracağız dedik. 10 dakika içine arttırdık mı? Arttırdık abi. Sözümüzün eri miyiz? Eyvallah. Şimdi şöyle bir durum var beyler. Şu alanı görüyor musunuz? Şu alan. Şimdi bakın yollar yeşil. Ben buraya tıkladığımda bu abi sadece yolları yeşil olan yerlerdeki tarlalara gübre veriyor. Yani buraya gelmiyor bu. Bak görüyorsun zaten burada eksik ürün. Bu gübreyi alamıyoruz. Peki şöyle bir bakalım. Gübre var mı abi? Bak lan neredeydi bu gübreler? Kaybettim. Ha bak şimdi bak burada gübre var. İşlenip buraya geliyor. Şimdi İşlenmesi de uzun sürüyor abi bunun. Ne çok enteresan. Niye işlenemediğini çözemedim onun da. İşlenmesi de uzun sürüyor. Fabrikayla falan mı acaba dolaşacağız, geçeceğiz orayı kestiremedim ama burada sonuç olarak gübre alınıp kullanılıyor bakın. Hiçbir şey yapmıyorum. Gübre alınıp kullanılıyor. O yüzden herhangi bir işlem yapmayacağım ama şuraya yetişmiyor gübreler. Gübreler buraya yetişmiyor. O yüzden ben buraya bir hasyenda gübre işleri LTD-ŞTİ binası atacağım. Yani umarım atacağız.
Hatta evet atabiliriz. Maliyeti de bir şey değilmiş abi. At gitsin ya. Takip edelim abi. Gübreyi de bu şekilde kopartmaya çalışacağız. Çünkü gübre benim için hayati öneme sahip. Şimdilik motor getiremedim. İzmir'e petrol getireceğiz. Onu da buradan getireceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben buradan aslında İstanbul'a petrol getirecektim ama boşta gemi var mı lan? Şuraya 75 taş yiyeyim ben. Boşta gemim var mı? Ha bu çocuklar var. Gel. Şu üçlü bir gelsin. Ben tabi durur muyum? Buraya biraz da fırkateyn oluşturdum. Şimdi fırkateynlerimi de uzun yola vereceğim. Fırkateynler uzun yol yapacak. Şöyle. Bak şurada benim bir karatım var ya. Ona güveniyorum. Ona güvendiğim için buradan yapacağım. Uzun yol yapsın bunlar, değil mi beyler? Uzun yol yapsın, bir kafa karışsın. Bu da uzun yol yapsın bu altılı da. Hadi bakayım. Ben normalde bunların yerine monitörleri kullanacaktım. Küçük buharlıları da daha o seviyeye gelemedim. Onu çıkartamadım bir türlü. Şimdi bize İzmir'in geliri 163. İzmir'in çok az bir geliri var bize. İnanılmaz az bir geliri var. Fakat burada en sevdiğim iş Obrero nüfusunun 1200'lerde olması. Yani müthiş. Your people are starting to get sick. Ne oldu abi? Ya cankuşlar, gözünüzü sabunlayayım. Ben size şimdi nasıl vereyim 40 tane pencere? Burada da ne hastane oldu? Abi buraya pencere getireceğiz ya. Böyle bir şey yok ya. Gerçekten buraya pencere. Burada şu anda benim şöyle söyleyeyim. Hiç gemim yok. Sıfır gemim var. Burayı neredeyse saldım. Burayı adama bıraktım diyebilirim. Ama hani adalarıma gene sahip çıkıyorum. Ama neredeyse adama bıraktım. Çünkü benim için önemli olan artık Kronfors. Yani burası benim için önemli. Şimdi gelelim şöyle bir sakinlerimizin durumuna. Buranın geliri bana artı 15 bin. Çok az. Çok çok az yani şu anda. Artisanlarda da sıkıntı yok. Buradaki işçilerim de memnun, mutlu, mesut. Çiftçilerim de cayır cayır. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi ben tabii bu benim gemim mi? Değil. Şimdi tanker gemisi yapabilirim. Zaten bir tane boşta duruyor. Şöyle düşündüm. Buradaki adadan petrol alacağız beyler. Çünkü hani İstanbul'a petrol desteği sağlamam lazım. Bir, buradaki adadan petrol alacağım. İki, buradaki adadan petrol alacağım. Bu adayı hemen ele geçireceğim. Hızlı bir şekilde. Çok büyük ihtimal ben buraya malzeme getirmişimdir diye düşünüyordum ama getirmemişim. Hemen şöyle bir taş, demir, tahta. Gel bakalım Cankuş. Burayı almamız lazım. Adamdan önce buraya bir el koyalım. Petrolünü buranın çekelim. İstanbul'a buradan destek vereceğiz. Hem buradan hem öteki İzmir'den destek vereceğiz. Burayı bir oluşturmaya çalışacağız artık. Taş getirecekmişiz buraya. Boşta gemi var mı? Bu gitti, bu gitti. Şu an için boşta gemim yok. Şu arkadaş bir yapsın. Bu kim abi? Bu ne iş yapıyor? Rom. Ha bu karışık olan gemi. Okey. Yani bunun içindekilerin hepsi karışık. Ayakta tutmaya çalışıyorum bir şekilde canım İstanbul'u. İyi kötü İstanbul'u ayakta tutacağız. Şimdi bizim neyimiz eksik? Yavrum niye ilişkilerimiz seninle kötüleşiyor? Biz kankit oyduk. Ne oldu? Barış talebi sıfır belki demiş. Övgü belki. Neredeyse kesin 8.000. Hiç gerek yok. Ben seninle bir şöyle övgü mövgü yapayım. Bununla 9. Bununla durumumuz 9. Yani savaş bununla çıktı çıkacak. Bir övgü verelim. Şimdi bizim gazeteye ihtiyacımız var mı? Yani buradan %25 gelir elde etmeye gerek var mı? Tüketim ihtiyacı. Şunu şuradan sıfırlayalım da. Buradan devam edelim. Tüketim ihtiyacının %10 artması beni yorar. Şimdilik geliri sabitledik. Abi bizim şimdi burada iyi bir gelirimiz var ya. Ampul yapacağız. Çünkü burayı kapatıp bir ufaktan artık kendimizi bir üst seviye atmamız lazım. Bu zaman zarfında ben tabii hemen 2 dakikada bu bankayı da attım. Bayağı bir gelir elde edince bankayı da oluşturmaya çalıştım. Bir tık daha gemi basarsam benim için iyi olacak gibi görünüyor diye düşünüyorum. Savaş ilanı. Savaş ilan ediyormuş. Benden 120 bin istiyor. Tabii ki öyle bir şey olmayacak.
bize karşı savaş ilan etti. Teşekkür ediyorum. Benim şu anda orada gemim olmadığı için rahatım. Gel. Ampul. Ampul için ne istiyorsun? Kömür. Kömür var mı? Kum var mı? Kömür var mı? Hemen bakalım. Kum var. Kömür var ama demir yok. Demir kalk gidelim diyor. Bu da bize ne demek? Abi sen bize hiç bekleme yapma. Bir tane şu tahta gemiden bas. Skandal falan yok. Sıkıntı yapma yavrum ya. Sıkıntı yapma ya. Ben gerekeni yapacağım. Bize karşı savaş ilan edilebilir. Problem yok. Ben buradayım. Ben buradayım. Şimdi biz hangi adadan demir alabilirmişiz? Buradan 4 demir alıyorum. Hunharca. Hemen buradan 4 demir alıyoruz. Buradaki adadan da 3 demirim var. Gayet güzel. Buradan da demir alabilirim. Buranın nüfusu nasıl? 370, 300, 300 küsür, 300 küsür. Çok az lan. Ama zaten burayı bir ufak arttırsak giderine eksi 600 arttıramıyorum bile. Neyin eksik? Balıkla şey eksik burada. Dur. Giysiyle balık yokmuş. Hemen size balık vereyim. Hemen şu köşeden bir de giysi yapayım size. Siz bir sevinin bakayım. Bir giysi bir giysidir yani. Hatta buraya giysiyi İstanbul'dan getireyim. Hiçbir daha oluşturmayayım. Ya oluşturmasının maliyeti ne ki bana? 20 dolar, 50 dolar falan. Yine para lan. Hiç o toplara girmeyeyim. Ben yine bildiğim gibi hareket edeyim. İstanbul'dan getireyim buraya. Şuraya bir gemi çıksın. Gemimizi bir çıkartalım. Gelsin. Şu gemim geldi mi buraya? Neredesin lan? Bu mu? Değil. Şu mu? Hadi be oğlum. Seni bekliyorum. Hadi bakayım. Hadi be yavrum. Destekleyeceğiz seni. Cam zaten var. Cam zaten bayağı bir ürettiğimi düşünüyorum. Bayağı bir camım var. Çok güzel. Şimdi 30.000 eksi 725 maliyet. Yapacağız beyler. Kaçarı yok. Öyle ya da böyle. Bunlar yapılacak. Bir bu. 45.000 maliyet. 1000 gider. Bir de bu. Bunların durumları ne? Bir dakikada. Oluşturun yavrum. Bu kadar nüfusa bunlar yeter. Gelir 1600-1700'lere kadar düştü. Allah büyüktür deyip devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Şuraya doğru bir ufaktan şehir atabiliriz beyler. Onu söyleyeyim. Şehri buraya doğru bir büyütebiliriz. Başa çare yok gibi görünüyor zaten. Şuraya bir kurulacağız. Artı 1700 nasıl oldu hemen abi? Artı 7000'di. Ne diyen yani, düşüş mü var? Ne oldu birdenbire? Gayet iyi burası. Rom'da abi her şey var. Allah Allah elektrik mi yok? Yo her şey var. Hayırdır abi nasıl artı 1000 artı 7000'den artı? Lütfen ya. Lütfen. Dur geliyor dur bir dakika. Şimdi şuradaki pirinç de geliyor. Heyecanlandırma dur lan. Getireceğiz onu da. Bir gemi gel. Süpersin. Sen süpersin. Şu aşağıya sen şimdi şöyle yapıyorsun Cankuş. Buraya bir slot. Aslında buradan şöyle bir şey yapacağız. Demir ve kömür. Demir de vardı orada. Kömür de vardı yanlış hatırlamıyorsam. 3 slot demir, 1 slot kömür getiriyorsun. Buraya indiriyorsun. Bunu yapmamız lazım. İstanbul'dan da sen buraya sadece giysi getireceksin. Giysiye bakalım. Aynen öyle. Giysi de sen 25 tane getirsen yeter sanırım buraya. 25 getirip buraya indiriyorsun. Ama işte dediğim gibi beyler burada bir kafa karışıklığı yaşıyor yapay zeka. Yani bu oyunun zekası. Bakalım yapabilecek mi? Ben o sırada hemen şuraya da bakmak istiyorum. Aynen kömür de var. Demir de var. Burayı arttıracağız. Başka çare yok. Burada nüfus arttırmana gideceğiz. Şu kısmı şöyle bir çeviririz. Aynı şeyi İstanbul için de yapmamız lazım gibi duruyor abi. Burayı böyle dolduracağız. Artı 4000'e kadar çıktı birdenbire gelir. Hiç sıkıntı yok. Şey mi geldi acaba? Hayırdır? Buradan alıyorlar gelip. Burası kalabalık. 10.000 ver. Ver abi. Şuraya bir tane
Atalım yine de. Buradan daha hızlı gelip alırlar. Vallahi şimdilik bu çocuk sen hayırdır adamsın lan. Adamın ham maddesi. Bu kim abi? Tüm tuğla fabrikalarının bakım maliyeti %100 düşer. Ya sen var ya bir tanesin ya. Sen kimsin? Rom getirmiş, bunu getirmiş. Oduncu kulübeleri falan filan manza. Sen de gel. Sen tam zamanda geldin biliyor musun? Benim şimdi belli yerlere malzeme taş getirmem lazım. Demir getireyim. Pencere getirelim, beton getirelim. Cankuş sen buraya geliyorsun. Çünkü biz buradan benzin çekeceğiz artık. Gördüğünüz gibi limanını da yaptım. Buradan bir benzin almaya başlayalım. En azından şurası da hareketlenir. Yani buradaki alan da hareketlenir. Hatta burayı biz doldururuz diğer malzemelerle. Elimizden geleni yapacağız tabii biliyorsunuz. Kaçarı yok. Tuğla fabrikası dediği bu mu? Kil ocağı değil. Tuğla fabrikasının bana gideri ne abi? 20 dolar. Bir şey diyeyim. Tuğla fabrikasından hepsini bir yere toplayıp mesela buraya toplayıp hepsini. Burada maliyetleri azaltabiliriz. Yaparız. Onu da yaparız. Geldim benim gemim. Gelsin bakayım. Yavrucuğum. Sen hızlı bir şekilde nereyi kopyalayabilirim? Nereyi kopyalayabilirim? Burayı kopyalayabilirim. Şuradan şöyle bir copy paste yapalım. Dünya lideri. Ulan oğlum hayırdır lan? Dünya lideri doldu. Burayı bir kopyalayalım. Cankuş. Hemen copy paste. Şurası bizim oldu. Bunu da ver yavrum. Şimdi bana burada sadece ne lazım? Birazcık çalışan adam lazım. Bu tarafa atsam şuraya bir tane daha atarım bundan. Hadi bakayım çocuklar şimdi siz burada bir tahta oluşturun bana hızlı bir şekilde. Şu gemim de gelsin. Burada da bir petrol çıkartalım. Şimdi burada yukarı almam lazım ki adam bana nüfus sağlayıp burada maden oluşturayım. Demirin gitmesi kötü oldu ya. Demir bize bayağı fayda sağlıyordu. Oğlum ben seni şimdi salsam şuraya. Olur mu acaba? Götür getir yapar mısın? Yok burası değil lan şurasıydı. Şimdi bunun bana maliyeti 100. Vallahi yapacağız başka çare yok. Sen gel Cankuş. Sen gelemiyorsun. 55 tane taş lazım. Herhalde taşla geliyor benim çocuk. Bir de demir. Ulan dur demir de basacağız şimdi buraya. Bir dakika. Geldi mi? Biz buraya bayağı bakıyoruz ya baksanıza. Vallahi biz buraya bayağı bakıyormuşuz ya. 899.065 tane de iş gücü var. Çok iyiymiş lan burası. Şimdi şuraya bir. Hiç böyle bekleme yapmaya gerek yok. Burada ne var? Kömür gel. Seni nereden bağlayayım canım cimciğerim seni şuradan bağlayayım tamam. Sen kimsin? Demir gel. Şimdi buradan demir alalım. Sen kimsin yavrum? Kömür. Şimdi bir duralım. Bunların hepsi maliyeti olacak bana. Şimdi buradan bir duralım. Buradan ben ne aldım o zaman? Demir ve kömür. Demir ve kömür buraya var mı? Demir kömür buraya yok. Zaten bir tane demir ve kömür. Bu kim abi? Bu ürün yüklenemiyor. Depo boş. Dur anam onu halledeceğim. Şimdi onu da halledeceğim. Benim o gemim nerede? Yavrucuğum buradan demir ve kömür alıyorsun. Başka hiçbir şey almıyorsun. Allah dur. Nereye indireceğini söylemedik adama. Dur yavrum buraya indireceğim.
Gel bakalım sen de. Adam edeceğiz buraları ya. Başka çare yok. Bu kim lan? Birden fazla mı çıkartmışım? Aferin bana. İyi, kafam çalışıyor. Birkaç tane gemim varmış. Dursun burada. Gemim geldi mi? Aa, buraya oluşturduk mu? Aa, süper. Yalnız bize burası için şey lazım. Çocuklar hadi bakayım seri şekilde tahta verin. Bak burada millet ağlıyor. Vallahi isyan çıkacak. İsyan çıkmasını beklemeyin değil mi? Şuradan biraz kalas malas alayım. Evlatlarıma götüreyim. Ben vatandaşımı bırakır mıyım ulan? Devam. Hepsi geliyor. Hepsi geliyor. Buradayız biz. Hocam. Geldi mi gemim? Gelmiş. Buradan bir petrol çekmeyelim mi be? Burada da 4 tane kuyu var abi. Tam Allah'tan 4'ünde Lambert diye vermiş. Şimdi bana demir yolu lazım. Where is the demir yolu? Aha, da burada. Oğlum şurayı bir sil bakayım. Şimdi sen buradan geliyorsun. Buradan da geliyorsun. Heh. Bu yolu takip edelim. Bakayım yola genel manada buradan alacağız. Buradan. Şuradan. Aşağıdan gel. Süper. Şimdi nerede benim tankerim? Buradan Cankuş İstanbul'a yani alacağız, başka çaremiz yok zaten. Kabul. Şimdi buraya ben niye aslında bir yerde de petrol oluşturdum onu da söyleyeyim. Buradaki tarlalar için. Şu tarlaların bu kadarını yani şuradaki şu kısmını motorlasam, benzin versem ki zaten görüyorsunuz hemen buraya da oluşturdum benzin yakıt istasyonunu, benzin istasyonunu. Burada biz un harca basarız abi. İstediğimiz bütün tarlayı, biber de olur, işte ne bileyim tahıl da olur, patates de olur. Buradan çekeriz. Bu kadarına gerek yok. Bu kadar tarlayla biz buradan un harca tahıl çekeriz. Yeter ki motor basalım şuraya. Nüfus burada yakışıklı, güzel. Buranın bana gideri biraz... Aa, iyi. 464 gelir varmış. Gider mi yok? Süper lan, süper. Benim adam etmem gereken yer burası. Bir şey söyleyeceğim. Bu gemi nerede? Ha, bu gemi hareket halinde şu anda. Dolu mu? Şimdi geliyor. Evet, dolu. Şimdi o zaman bu geminin içinde 25 tane giysi var abi. Nerede olan o gemi? Gemiyi kaybettim. Şu mu? Evet, 25 giysi getiriyor. Alması gerekenler de işte gördüğünüz gibi kömür ve demir. Ama 200 işçi olduğu için tam tat vermiyor. He, 200 işçi dedin değil mi? Oğlum manyak mısın lan? Dur bir dakika, bir şeyler çıkartırım ben burada. Zinki geç, demir, kömür. Hadi be, taş lazım. Getir taş getir. Gemiyi geç. Bu gemi gidiyor. Öteki gemi geri geliyor. Tamam, bu bana taş getirecek. Yavrucuğum yaklaş bakayım şuraya. Yavaş yavaş yürümeye başladık beyler. Yavaş yavaş gerçekten bir gitmeye başladık. Geliri sabit bir şekilde tutarsak sıkıntı yok. Cankuş sen şuraya kömür getir. Peki bu ne? Bu da demir, bu da kömür. Oğlum manyak mısınız lan? Gelin. Bu ne? O demir. Ya inşallah bunların hepsi buraya yetişir. Şuradan da bir bağlama çekelim. Evet, şimdilik burası, burada hani bayağı bir yer bulduk. Bayağı da güzel bir maden bulduk. Başka bu ne abi? Zinc. Ha, ikisi bunların zinc. Aa, 3 tane de zinc var burada. O süper. Tamam. Bir tanesi de burada. İyi, zinc içinde sıkıntı olursa buradan çekeriz. Fena olmadı. Buranın adını hemen değiştirelim.
Kocaeli. Yapıştır. Burası Kocaeli oldu. Buranın adını ne diyelim? Burası galiba şeyden sebep, festivalden sebep artı sağladı bana. Buranın adını ne yapalım beyler? Buranın adı, buranın adı. Burası şu an bira festivali mi? Burası Tekirdağ olsun. Their ghosts will take you. Hayırdır oğlum, neyimizi vurdun lan? Bizim bir şeyimiz yok ki. You're good. Ney? Adam mı ateş etti? Adadan mı yakaladım oğlum? Ne oldu lan, hayırdır? Ha, aynen. Buradaki çocuklarım, benim evlatlarım patates etmiş korsanı. Tamsınız lan. Korsanlar buraya kadar geldi ya. İyi, tamam, gelsinler ya. Yine bir hisse aldı. Ben de ondan hisse alacağım tekrardan. Bu böyle devam edecek galiba. Bu adam bir yerde bana bir paslayacaktır. Yani bir yerde bir isyan bayrağını açacaktır diye düşünüyorum. Açsın abi. Şimdi 1500 işçim var. 1500 işçim var. 1500 işçim var. Elektrik de geldi. Oo, süper. Beyler, vatana millete hayırlı olsun. Biz ufaktan bir tane yatırımcı alalım mı yanımıza? Bir küçük yatırımcı çekelim be. 1925 şu dörtlüyü. Şu dörtlüyü. Süper. Yatırımcı geldi. Süper. Yatırımcılarımı da oluşturmuş oldum böylece. Oh. Vallahi güzel oldu. Şimdi şampanya. Hiç acele yok şampanya için. Zaten 4 tane yatırımcı var. Çok bir şey istemeyeceklerdir yine. İlk yatırımcılar, şerefsiz, senden çok şey beklediğimi bilmelisin. Vallahi arkadaş, ben de kendimden çok şey bekliyorum ama elimden geleni yapıyorum. Bu çocuk şunu açsın. Bizim gemilerimizi hızlandırmak için biz biraz çöp möp toplayalım. Bayağı bir şey bulmamız lazım o konuda. Yavrum, senin sonarına ihtiyacımız var. Radarına ihtiyacın var mı? Yavrum, çeki bakayım. O sırada. Bizim asıl yapmamız gereken şeye bir dönelim. O da şuydu. Bunu yapmamız lazım beyler. Bunu yani burada çıkartmamız lazım. Bizim monitör ya da işte neyse, bunu basmamız lazım. Şu demir hala sıkıntılı mı? Sıkıntının dibi be. 4 tane var demirden. Abi çıldırırsın ya. Ama niye? Bir dakika. Demir kömür olabilir mi? Olabilir abi. Demir olabilir. Bir acele etmeyeyim orada. Ben sadece şunu basayım. Silah basacağız. Silah yapacağız beyler. Zıttır bıttır zıttır bıttır burası. Buradan silah. Buradan da oğlum 85.000 manyak mısın ya? Oğlum taksit maksit bir şey yapmıyor musunuz ya? Şunu da şuraya atacağım da. Araya bir boşluk vereyim. Bir 85.000 bulayım ya da ben bir 3-4 tane gemi basıp göreve koşturayım. Oradan parayı topladığımda basabilirim ancak bunu. Gideri ne bunun bana? 2200. Yuh. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Valla bize yer lazım beyler. Burayı oluşturacağız. Buraya doğru da gelebiliriz. Ya yani biz buraları da şehirleyeceğiz galiba, belli oldu. Burayı almam. Burayı almam. Burayı almam artık da. Şehir burada kaldı. Burası sınır. Burası sınır. Fena değiliz. Yani şimdilik fena değiliz. Artı 8.000 gelir. 412'de bütçemiz var. Fena değiliz lan. Ben aldım mı senden? Almışım. Aferin bana. Ben bundan birkaç tane daha hisse aldım da şimdi çaktırmayın. Hatırlamıyorum nerede aldığımı. Ne yapacağız? Olur, oraya da giderim. Benim o boştaki gemim nerede? Ha, şunları ver bakayım. Ha, şöyle bir şey var. Bizim buraya depoda atmamız lazım beyler. En azından bir depo bir depodur, at. Şunu da at. Şimdi sen git. Şu adamın 26 binlik görevine yeşilleneceğim. Sen buraya tahtaları ver bakayım. Artık hiç yani önemli değil. Ha, tabii gelebilirsin. Atak matak yapabilirsin. Ben alacağım ifadeni. İki tane depo yaptım. Şunları atayım oraya. Yavrucum, şunları bir oluştur bakayım bana. Bunu da ver.
İstasyonumu da alayım. Sen şimdi git. Şimdi ha, senin görevin. Hemen yakındakine gel. Buranın şu an bana gideri var mı? Var. Yani artı 23 var, gelir de o ne, o pek bir esprisi yok onun. Şimdi benim buradan yine demir var, yine kömürüm var. Bir de aa bak, buradan üzüm de alabiliriz. Petrol de alabiliriz. Süper. Tamam. Bu ada bizim için yine kritik öneme sahip. Ya baktığında ulan çok da uzak birbirlerine. 75-150 yapar 4 kuyu için. Ne oldu abi? Hayırdır? Ne oldu? Sıkıntı var mı? Yok. Niye sıkıntı olsun? Çünkü ben buradayım ya. Benim frigate'ler hunharca çalışıyor ya. Böyle bir şey yok ya. Ben galiba buradan bir parça satın aldım bu çocuktan. Bakayım. 70 bin. Oğlum ben senden nerede satın aldım? Bir parça aldım ben bu çocuktan. Onu da mı geri aldı bu? Burada bir yerdeydi ya. Sanırım burayı almıştım bak. Jin alırım. Niye almayayım ki? Şu anda İzmir'in bana gideri -36. -36'lık bir gider. Şöyle şurayı bir aktif edelim beyler. Şurayı şöyle bir aktif edelim. Obrero yeterince var ama bana biraz da Hornelora lazım. Şimdi burayı takip edeceğiz. Şunlarda düşüş olursa hemen çekeceğiz, yapışırız. Bakayım. Oo, çalışıyorlar. Süper. Şunu bir arttıralım. Artı bir gelir var. Peki. Kauçuk geliyor. Kahve müthiş geliyor. Kahve çok iyi geliyor. Yani kahve bayağı iyi. Kahve bayağı güzel abi. Kahvenin peki kendisinde durum ne? O da fena değil. O da fena değil. Daha da arttırılabilir. Kahvenin fabrikası burada. Az mı abi? Kahve fabrikası az mı oldu yani? 150 Hornelora kaç tane var? 5 tane var. Abi ya, elektrik gelmediği için 6 ile 7'yi dağıtacağız mecbur. Siz burada sadece kahve basıyorsunuz. Kahve gelsin yeter ki. Rom'da durum ne abi? Rom'da Allah Allah. Ham maddesi full lan. Vallahi full. Elektrikle gelişebilir. 15 tane rom binam var. 15 tane de şeker kamışım var ama bunların bir kısmı hacienda farm. Yani kaç para abi? Ulan para da değil ya. Dur ya. 1, 2 yapalım da gelsin abi, yeter ki gelsin. Bir de şöyle bir yollarsam. Başka neyimiz eksik? Aslında baktığında eksik yediğimiz yok. Şimdilik bir sıkıntımız yok gibi. 620'ye 625. Hemen 630'a kadar çektik. Görevin koşulları tamamlandı. Hangi görev bilmiyorum ama can kuş. Hugo bize savaş ilan etti beyler. Geçmiş olsun. Hugo bize savaş ilan etti. Bu da şu demek. Şurası çok sıkıntılı bir yer oldu şu an. Hugo ile biz şu an savaşanız. Aldığım hissesi de burada. Çok seri şekilde... Barış 0, ateşkes. Bakayım. Evet. Şimdi şöyle. Şimdi şöyle. Şurada bir oyunu durduralım. Şimdi burada yapacağımız şey şu. Bizim buradaki rotayı değiştirmemiz lazım. Yani bunun önden geçmeyecek benim gemiler. O da şuradan olur. Rotalara geleceğiz abi. Mesela bu. Bu çocuğu can kuş, daha demin verdin ya. Buradan geçireceğiz. Ya da buradan. Rotalar buradan gelecek. Büyük ihtimal burada da bir
çarpışma olacak. Bak burada da yeri var. Ulan oğlum nereden geçeceğiz biz? Peki bunun arkasından geçebilir miyiz? Çok şu an karışık. Şu an çok karışık. Zaten bak şimdi bu rotayı da böyle değiştirdiğimde şuradan çıkış da değişecek. İzmir'den çıkış da değişecek. Yani buradan gelmeyecekler. Buradan bir yerden geçecekler. Evet. Şimdi o zaman şöyle. Dur dur bakayım. Şimdi beyler o zaman şöyle bir durum var. Buradaki gemilerin hepsini toparlayıp ya ilk önce buradaki bir adasını alacağız. Bu doktorun. Ya da korsanı alacağız önce. Kafalar karışık. Toparlanın bakayım. Toparlan bakayım. Şurada toparlıyorum galiba. Toparlan abi. Şimdi bunu ikna edeceğiz. Bizle barış yapması için. Bütün gemilerle çıkartacağız buraya. Bütün gemileri çıkartacağız buraya. Şu anda benim gemilerimde çok büyük ihtimal kayıplar da olacak. Elimizden geleni yapacağız. Bunlar gezmeye devam etsin. Yatırımcıları getirdiğiniz zaman size savaş açıyor beyler, onu söyleyeyim. Net yani. Yatırımcıları getirdiğiniz zaman savaş açıyor size. Çok büyük ihtimal evet buradan. Bunu kaybederiz. Bu gitti, bu gitti. Zaten adam. Bu gitti. Burayı almak zorundayım. Burayı almak. Şu an burayı almak zorundayım. Ama ben önce onu şurada tokatlayacağım. Bu adasını tokatlayacağım önce. Başka nerede var? Başka herhangi bir yerde bir şey yok. Önce burayı tokatlayacağız. Benim toramanlar bir hızlıca gelirse çok memnun olacağım. Ben bir yandan da İstanbul'a şöyle gemi basayım abi. Hazırda gemi dursun. Hatta şunu çıkartayım bir. Bunlar bir hazırda dursun. Hatta şurayı üçleyeyim. Üçlemeyeyim. Bir tane daha bundan basayım. Çünkü bunlar hızlı gemiler. Burayı ben bir üçleyeyim abi. Bunlar hızlı gemiler. Buradan geçiş zor bizim için. Şimdilik. Gel. İzmir. Bu çocuğu ikna edeceğiz şimdi beyler. Neredesiniz oğlum? Çabuk lan. Gelin bak burada savaş var. Hadi. Hadi çabuk çabuk çabuk. Bunları bir toplayayım şuraya. Attention for the admiral. Nerede ötekiler? Neredesiniz lan? Hah. Gelin. Fleet moving in convoy. Alırız bu kadar gemiyle. Hemencik başta alırız. Şurayı bir hızlandıralım. Benim çocuklar bir toplansın. Bütün kızlar toplandık yapacağız belli. Korsan da geliyor. Ben bir şey söyleyeyim sana. Direkt korsanı da alırım. Burayı bir rahatlatırım. Gerçekten rahatlatırım. Kötü oluyor. Kumaş mumaş orada azalıyor ya. Bayağı eksiye düşeceğiz birazdan. Bayağı bir eksiye düşeceğiz. Oğlum ne gemi basmışız. Oo, bu. Gelin beyler. Ateş atan, alev atan kaç tane var? İki tane. Gel. İnşallah hiç gemi kaybetmeden bunu alacağız buradan. Şu anlık alev atan bir tane görüyorum çünkü. Hemen temizleyeceğiz. Burada birkaç tane gemisi var. Onları da temizleyeceğiz. Çok seri. Alevi alırsak zaten gerisi kolay. Oğlum burada kaç tane gemi var lan? Böyle bir şey yok.
Topyekün saldırı yavrum. Girin ya. Kaçıyor lan. Adam kaçıyor. Bir tane gemi kaybettik. İki tane gemi kaybettik. Tamam, gerisi bizde. Dalın abi. Abi burası mayınla dolu. Adam mayın döşemiş. İnanmıyorum. Herif mayın döşemiş beyler. Böyle bir şey yok. Müthiş mayın döşemiş adam. Görüyor musunuz? Buralar hep mayın. Abi böyle bir şey yok. Adam müthiş mayın döşemiş. Her yer mayın. Uf, kaç tane gemi kaybettik acaba? Çok merak ediyorum. Her taraf mayın. Bir adasını aldık. Send in your diggers. A portion each man, a square of turf. Abi inanamıyorum. Adam burada bize mayın döşüyor. Böyle bir şey yok ya. A ship was destroyed. Kaç gemi kaybettik? Hiçbir fikrim yok. Müthiş bir sistem. Ateşkes teklif 130 bin ödeyecekmiş. 2 saat gel. Bu kadar basit. Şimdi ben böyle bir muhabbet görmedim. Böyle bir muhabbet yok beyler. Nasıl under attack ya? Daha atak yapamaz ki bu bana. Neresi oğlum? Manyak mısın? Atak yok işte. Herifle barış imzaladık. Lan dur. Ne ata? Yok öyle bir şey. Yalan söyleme. Gene bugda kaldı. Bir şey söyleyeyim mi? Kaç tane gemi var sizce burada? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bence biz de 13 gemi falan kaybettik biz beyler. 10'un üzerine gemi kaybettik. Bakayım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gemi kaybetmişiz beyler. 7 tane gemi kaybetmişiz. İnanmıyorum ya, böyle bir şey yok. Beyler yine rotaları oluşturmaktan başka çaremiz yok. Buraya kadar gelsin. Sen de gel kardeşim. Buradan yine buradan alıyorsun rotayı. Buraya kadar geliyorsun. Oğlum müthiş müthiş ya, inanılmaz bir şey. Adam her yere mayın döşemiş. Hiç aklıma gelmemişti biliyor musun? İnanılmaz yani. 7 tane gemi kaybettik. 7 gemi kaybettik ya. Hayret yani. Hayret yani. İnanılmaz hayret. Şimdi bir saniye. O zaman şu tahta gemileri çıkarttık mı? Tamam peki. Tamam peki, çıkartmış olalım. Ben yani beklemiyordum. Helal olsun. Samimi söylüyorum, beklemiyordum yani. Ben de diyorum ki adam niye bu kadar hani az hani yani şey basmış. Siz söyleyin, etrafta tarıt falan filan var. Meğer adam başka bir film çeviriyormuş abi. Şu 3 gemiyi satacağım. Çünkü buradan gelen gemiler var. Şuradan 1'e düşüreceğim bunu. Benim için gelir önemli. Şu 3 gemiyi satacağım. Gel yavrum buraya, sana gemi satacağım ben. Şurada 7 gemi basmamız lazım. Buradan 3, buradan 4 yapalım. Abi hiç beklemiyordum. Yani vallahi hiç beklemiyordum. Helal olsun. Adam hiç beklemediğimiz yerden bize gerçekten dokundu yani. Oğlum manyak mısın lan? 7 gemi birden kaybettik. E nasıl mayınları aşacağız? Mayın tarama falan mı yapacağız yani? Nasıl olacak? Aa, çok enteresan. Vallahi çok enteresan. Dur İzmir'e gel bakayım bir daha. Şu rotaları bir daha verelim. Beyler siz hep beraber buradan şuradan şuraya geldik. Yok, bunları da böleceğiz. Şu 4 taneyi böleceğiz.
Siz buradan şu adanın ucuna kadar diğer dört taneyi de alayım. Yani inanılmaz ya. Vallahi çok hoşuma gitti ama sistemin bu şekilde olması çok ya inanılmaz hoşuma gitti. Düşen gemimiz falan yok değil mi şu anlık? Hayır, şu anlık düşen gemi yok. Adamla bir barış imzaladık. Ben o sırada diplomasiden de hareket edeceğim. Kanka olmaya çalışacağız bir şekilde. Çünkü şu an herkesle savaş halindeyim. Ve bir tane adasını indirdim. Kı kı kı. 16 tane de petrol varmış lan burada, yerim. Gelirimiz şöyle bir baktığımda artı 9.000'de 600.000'de şu anlık. Paramız var. Düşen var mı burada? Yemekte düşüş var. Panço'da düşüş var. Burayı oluşturduk ya. Şimdi yemekte nasıl bir düşüş var abi? 7 burada, 7 burada, 7 burada. 8. 8 olur mu? Hemen size 8 yapalım. Hemen buraya bir kardeşimi daha atıyorum. Sığdı mı? Sığdı. Hastasıyız. Bir tane daha size ben muz. Muz var mı abi? Muz yapılabiliyor mu burada? Mısır var. Yok, muz yapamıyormuşum. Nerede at akıyoruz? Burada at akıyoruz. Benim evlatlar buraya gelecek mi? Gelmeyecek. Ayvayı yedik mi? Yedik. Bu çocuğu kaybeder miyiz? Kaybederiz. Teklif barış anlaşması. Hugo Mercier barış anlaşması teklifi 80 bin öde diyor. Zaten ben bundan 130 aldım. 50 bin kardayım. Kabul. Barış anlaşması imzaladık. Barışa geldik. 80 bin verip. Süper. Büyük olasılıkla bir de övgü yapıştırayım ben buna. Ama kabul edeceğim dedin. Ama kankam benim, sıkıntı yapma. Bunu kaybedeceğiz. Bu gemiyi kaybedeceğiz. Adam 5 gemi saldı buraya. Bizim tabii gemiler biraz cortladığı için bir gemi daha kaybedeceğiz. Bu bakayım. Savaş bitti. Sonunda barış. Eyvallah. Oğlum adamı zorla barışı imzalattım lan. Adam zorla barış imzaladı. Adayı kaybedince birdenbire. Dur dedi, biz kardeştik. Yere git lan. O zaman bunları satmıyorum beyler. Hatta bir tane daha kahveye adam atıyorum. Çünkü birazdan kaybedeceğiz kahveyi. Hatta bir tane daha atıyorum. Rakip bir adaya yerleşmiş. Rakip buraya yerleşmiş. Yerleşebilir. Yerleşebilir. Benim için sıkıntı yok. Yerleşebilir abi. Ben de buraya yerleşiyorum. Hayırlı olsun. Ya abi, inanılmaz değil miydi ya? Ben vallahi beklemiyordum ya. Adamın bu şekilde bir tuzağa harbi beklemiyordum yani. Yalnız tebrik ettim. Bütün gemiler birdenbire cortladı. Lan dedim, ne oldu? Şimdi bak 7 tane gemi bastırıyor bana, görüyor musun? Vay arkadaş ya. 7 gemi kaybettik beyler. 7 gemi. Üh be. Yok abi. Yani şöyle bir durum var. Biz ya yeni dünyadan çekeceğiz benzini ya da buradan çekeceğiz. Ben galiba buradan çekeceğim beyler benzini. Şimdi baktığımda yeni dünyadan çekmek bir tık daha sıkıntılı gibi. Şurada 3 tane alıyor mu? 3 alıyor da 4.'yü almıyor be birader ya. Getirdim anam, getirin, para ver. Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun, adamsın. Olur. 33.000 daha olur. Olur, onu da bulurum, dur. Adam harbi baba adammış. Gel yavrum buraya. Hemen şunu bulalım. Herif baba adammış beyler. Bir para verip verip duruyor. Allah razı olsun. Sen benden ne istiyorsun? Pencere beton. Pencere beton demir getirelim buraya. Dur, sen gel bakayım. Mayın nasıl döşemiş lan o? Vallahi çok şimdi bak şey oldum ya. Pencere, beton, demir, taş. Yeter lan. Şimdi çok büyük kuruldum. Yalnız şöyle de bir durum var. Demir geliyor mu birader?
Ha, demir de gelmeye başladı. E sen niye yapmıyorsun düzgün bir şekilde bana? Yolu şöyle çek bakayım. Şurayı yık bakayım. Your people are healthy again. E hele şükür. Ya hiç müdahale edemedim oraya. Vallahi Antalyalılar kusura bakmayın. Oraya hiç müdahale edemedik. Savaş mavaş vardı biliyor musun? Onlarla uğraştım. Geldi mi lan benim gemi? Adamsın. Hızlandır bakayım. Al hemen şunu. Ne çıktı? Galiba malzemeyi bulduk. Nereye götüreyim? Eski matbaa. Al bakayım matbaanı. Şu iki gemim de gelsin. Şuradan da üç gemi gelsin. Bunları da hemen salacağım şimdi. Bunları eski dünyaya salıp görev kovalayacağım beyler sizden sonra. Başka çarem yok. Gemi geldi mi? Dur da şimdi gönderdik düzünü mü daha gelmedi. O da haklı. 4 dakika önce bu gemi battı. Evet. Kahveler de burada beyler. Yerde. Kahvenin battığı çok kötü oldu biliyor musun? Harbi kötü oldu kahvenin battı ama şimdilik bir oturdu sistem. Şimdi bir sistem oturdu gibi. Araya giremiyor çok fazla. Gel abi İstanbul'a. Gel abi. Gel şu kardeş bir gelsin. Sen neredesin delikanlı ya? Sen ne kadar petrol taşıyorsun ya? 126 mı? Ne diyorsun ya? Abi yeni dünyadan çekmekten başka şansın yok petrol ya. Böyle bir şey yok. E peki. Peki geliyor mu? E bir şeyler de geliyor be birader. Tek gemiyle devam ediyorum ama arttırmayacağım gemiyi. Tek gemi diyorum. Tek trenle. Trenler zaten gidip geliyor. Aslında ikinci bir yol çeksem iyi gibi duruyor ha, beyler. Ne diyorsunuz? Abi ikinci bir yol çekeceğim ben galiba ya. İnşallah. Ödemesini yaparız da. O var var gücümüz var süper. Senin de bağlantın şuradan olsun. Heh. Şimdi bir çünkü tren çıkıyor. Öteki tren gelmeden lan oğlum. Getirdim anam getirdim. Oo güzel para. Neredeyse 1 milyona geleceğiz ha. Paramız 1 milyona gelecek. Yavrucum neredesiniz? Bak bu çocuğu burada dövüyorlar. Neredesiniz lan? Beyler bunları hızlandıracağız. Başka çaremiz yok. Benim çocuklar nerede ya? Hadi piranalar hadi ya. Monitör ya monitör. Bak şimdi bir gemi bir tren girdi öteki tren çıktı görüyor musun? Hastasıyız. Vaziyetimiz ne? Artı 6000 7000 şöyle hemen ben ufaktan yine durumlara bakacağım. Saatimiz yok. Saatte yapabiliriz. Adamsın kardeşim gel canım benim. Şimdi buranın bana artı 58 geliri varmış. Az da bir geliri varmış. Anam dur. Dur yavrum. Bir petrol gemisi daha geldi. Petrol gemimi mecburen buraya vereceğim. Aslında mecbur değilim. Acele etmeyeyim, acele etmeyeyim. Acele etmeyeyim abi. Sen gel bakayım Cankuş. Sen de gel Cankuş. Bir dakika. Buradan geldi. Şuradan geldi. İki tane rayım oldu. Yavrucuğum şunları da atar mısın? İşte bir tanker gemisi iki yere uğrasa var ya acaba uğrayabiliyor mu ya? Mesela hem buraya hem buraya uğrayıp bir tanker gemim. Lan dur hakikaten çok merak ettim ya. Şunu ver bakayım. Bir dakika. Bir burada petrolüm var. Burası Tekirdağ. Bir de burası var. Burası da Edirne. Edirne. Edirne oldu abi. Şimdi Tekirdağ ve Edirne'den biz petrol alacağız. Gel bakayım rotayı ver bakayım. Acaba oluyor mu? Şimdi Tekirdağ'dan yükülüyor ama tek slotu var olmaz ki. Tekirdağ, Edirne. Mesela burası. E, yüklemiyor işte. Bak gördün mü? Şununla yer değiş bakayım. İstanbul'a indireceğim.
Valla olacak gibi duruyor ha. Şimdi önce buraya geliyor. Tekirdağ geliyor bu. Daha sonra Edirne'ye geliyor. Daha sonra İstanbul'a indiriyor. Valla SOS vermedi. Herhangi bir sıkıntı göstermiyor. Burada bir gemi kaybettik. Onun yerine bir gemi atmıştım zaten. Devam. Şuradaki ne? Bu ürün boşaltılamıyor mu? Ne diyor? Bu ürün yüklenemiyor, depo boş. Bu ürün yüklenemiyor, depo boş. Bu ürün yüklenemiyor, depo boş. Depo boşsa depoyu doldururuz yavrum. Sıkıntı yapma. Kocaeli'ye demir yapıyoruz beyler. Kocaeli'ye demir yapmamış mıyız lan biz? Ne diyorsun ya? Allah'tan getirmişim malları ha. Kömür de kömür de getir getir. Allah 50 tane şey işçi. Dur yukarı alırım şimdi. Ama çocuklar ya ben size mal getiriyorum. İşin üzdünüz ha. Gelen malı mı beğenmiyorsunuz? Ya buraya oluşturmak istemiyordum ama galiba adamsınız lan. Oh be. Temizleyin lan şunları. Helal olsun. Şunu da al bakayım. Lazım olur belki. Takibe devam canım benim. Bak bak benim çocuk aradan nasıl gidiyor. Oğlum adamsın lan. Seviyorum ha. Aferin. Evet beyler. İyi kötü. İyi kötü değil. Hatta bayağı bir aksiyon olan bir bölüm oldu. Doktor. Doktor millet aç. Doktor lütfen. Seferber olunuz. Millet hasta aç değil. Ne münasebet. Doktor, hadi bakayım yavrum, yetişin şuraya. Gel bakayım. Benim şu anda çıkartacağım gemi var mı? 2, 4, 6 gemi daha fazla çıkartmayacağım. Sen durabilirsin. Bu kadar yeterli. 6 gemiyle ben şöyle bir beyler eski dünya yapacağım. Antalya'ya gideceğiz bu gemilerle. Çocuğun da verdik abi işini. Şimdi iki tane işim var benim. Bir burada arama tarama yapacağım çöp. Bir de görev yapacağım. Biraz para kazanmamız lazım. Şuradan yürümemiz için. Saati peki yapamıyor muyum abi? Saat için ha, gold istiyor. Yavaştan yeni dünyadan gold da çekmemiz lazım. E tamam sıkıntı yok. Onları da yapacağız artık. Elimizden gelen her şeyi yapacağız zaten. Vallahi fena değil. Fena gitmedik beyler. Bu bölüm adamla çarpışma, adamla kapışma efsane oldu ya. Vallahi bile adamla kapışma gerçekten efsaneydi. Ben hiç beklemiyordum şeyi. Yani tutup da bize mayın çekeceğini hiç düşünmüyordum. Bir de mayınlar çok fazlaydı ya. Mayınlar fazla olduğu için bir böyle şey yaptım. Panik oldum yani adayı alamayacağız diye ama Allah'tan adayı da aldık. Üstüne üstlük. Anno 1800 öndük efendim. Bu bölümde bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.